Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ben ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini tutun. Kendiniz için olabilir, eşiniz, çocuklarınız için, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Herkesin baktığı gibi içinde göstermeye çalışacağım. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı diye düşünüyorum. Eğer ki şu anda bu videoyu izliyorsanız ve bu videoyla karşılaştıysanız, hani böyle çok çok anımsadığımız birini pazarda, çarşıda bir anda görmemiz gibi, belki de aklınızdaki kişiyle ilgili ya da aklınızdaki şeyle ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. O yüzden hissettiğiniz, düşündüğünüz, sevdiğiniz fincanlardan bir tanesini seçin. Bakalım neler çıkacak. Kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili cevap bulabilecek misiniz? Ve bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Onlardan da girip bir tanesine herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayan varsa abone olursanız sevinirim bu arada. Ve bana destek olmak için beğeni yapabilirsiniz. Gerçekten videolarımı beğeniyorsanız. Ve yorumlara yazın gerçekten size uyup uymadığını ya da hangi fincanı seçtiğinizi yazabilirsiniz. Ben şimdi sırayla başlayacağım. İkisi de pembe ve çiçekli fincanım. Bunu ve bunu seçenler arasında şöyle bir seçim yapayım. İkisi de o kadar güzel ki renkli fincanlarım. Karar vermekte zorlandım ama sağdakiyle başlamak istiyorum. Diğerini yana aldım. Bakalım bunu seçenler için, sağdaki fincanımızı seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Şöyle yavaşça bir açalım. Ben de bir bakayım, sizlere de göstereyim. Şimdi ben ilk fincanımızı açtım. Şöyle bir bakayım. Sizler de bir görün diye ben güzelce içini göstereyim. Ben de bir bakayım öncelikle. Böyle bayağı ana hatlarıyla böyle şeyler çıkmış. Hani böyle çok belirgin şeyler. Bakın ilk başta açınca şöyle bir şey var. Tam hane kısmında, bu özel hayat kısmında. Bakın böyle çok güçlü, kocaman kolları her yere. Yani çok güçlü olduğunuz gözüküyor bu falda. Bence bunu seçenler için böyle karakterinde ya da böyle hayatında çok güçlü bir yerde olan bir insan gözüküyor. Her ne yaşamış olursanız olun. Hani sıkıntılar, dertler olabilir belki ama hani bazen büyük dertler ve sıkıntılar insanları daha çok güçlendirir. Daha çok hani deneyim kazanırsınız çünkü hayata dair. Çok güçlenmişsiniz. Böyle hani artık bundan sonraki dönem sizin şeyiniz olacak belki de artık sizin için en doğru zamanlar başlıyor. Daha güçlü zamanlar başlıyor. Çünkü hani böyle hanenin ortasına çok güçlü çıkmışsınız. Kollarınızı açmışsınız sanki hayata hazırmışsınız gibi. Hani böyle yaşadıklarımdan ders aldım. Öğreneceklerimi öğrendim. Kayıplar kayıp gitti. Kazançlarım yanımda. Kazandığım insanlar ya da işte deneyimler. Ve ben yola devam ediyorum diyen böyle güçlü karakterli bir insan çıkmış. Yanınızda birisi gelecek. Bakın yanınızda biri gelecek böyle. Ama bu kişi çok kısmetiyle gelecek. Sanki böyle bir devenin üzerinde çıkmış. Siz çok güçlendiniz bir anda ki bundan sonrası için büyük ihtimalle bu. Hayatınıza yeni birisi girecek. Bu yeni kişi size bir kısmet getirecek. Böyle deve yüküyle, devesiyle birlikte gelen bir insan çıkmış. Bu yalnız bebekarlar için belki de hayatınıza girecek bir kişi ama böyle hani şey değil. Çok kısmetli, nasipli. Hani bu kişi geldikten sonra hayatınızda bazı şeyler değişebilir. Hayat tarzınız, yaşam şekliniz. Hani böyle kısmetli çünkü. Bolluk, bereket, daha huzur içerisinde olabilir ama bu kişi bir bebek de olabilir. Haneye giren yeni bir bebek, bazen bebek kısmetiyle gelir derler ya. Ben inanıyorum bazen bir bebek doğar o haneye. Birden böyle bolluk, bereket, işte böyle iş falan bulunur. Yani iş arayanlar için her şey oluyor böyle sanki kısmetiyle geldi denir o bebek. Ben buna inanıyorum. Böyle bir bebek de olabilir ya da bu bir arkadaşlık, dostluk da olabilir. Öyle bir arkadaş girer ki hayatınıza sizin vizyonunuzu değiştirir, bakış açınızı değiştirir ve gerçekten size hayatınıza anlam katar. Siz yolunuzu daha güzel çizersiniz. Doğruya yöneldiğiniz için daha kısmetli, daha bereketli olabilirsiniz. Ama bakın devesiyle birlikte hayatınıza giren bir insan çıkmış. Bu da çok sizin için iyi gelecek. Bakın şurada bir tane de boynu bükülmüş kocaman bir insan var. Arkasını dönmüş. Siz bir kişiyi geride bırakacaksınız. Bu arkadaş çevrenizden biri olabilir, iş ortamından olabilir, aileden biri olabilir ama eski partner de olabilir ama bir insanı kesinlikle arkanızda bırakacaksınız. Bu kişiye hani böyle bir kırgınlık, dargınlık, o çok pişman olacak. Böyle bakın eskiden çok çok büyük güçlü bir karakter gibi çıkmış. Boynu kocaman eğilmiş, kafası kocaman olmuş. Çok fazla düşünüyor sizi.
Yaptıklarından çok pişman ama artık siz başka bir level'a geçmiş gibisiniz. Hani o kişiyi artık hayatınızda istemiyor olabilirsiniz. Çünkü güçlenmiş ve böyle ayakta tek başınızasınız, istemiyorsunuz şu kişiyi. Bu hani siz kendi hayatınıza göre yorumlayın ama hani bu bir eski partner de olabilir ama bir arkadaşlık da olabilir. Birini çok önemsediğiniz, hayatınıza çok önemli, değerli bir yere koyduğunuz bir insanı artık hayatınızdan çıkartma kararı alabilirsiniz. O yüzden de bu kişi çok pişman olacak. Büyük ihtimalle bir hatası var ki pişman olacak ve düşünüyor sürekli. Kafası kocaman olmuş ve yaptıklarını düşünüyor. Çok pişman. Ama hayatınızda büyük ihtimalle o kişiyi almayacaksınız artık. Böyle bir küslük, dargınlık gibi çıkmış. Yani şurada şöyle bir haber gelecek. Bir mal gibi, bir parayla ilgili bir şey gelecek haneye. Yani beklediğiniz bir yerden bir paranız varsa, hani birine borç verdiniz, düşünmüyorsunuz artık gelmeyeceğini düşündüğünüz anda o para size gelebilir. İşte miraslık bir konu falan varsa ya da böyle mahkemelik bir malınız, mülkünüz, bir işiniz varsa o sizin için olumluya dönebilir. Böyle aniden sürpriz, çok büyük değil ama sizin için olumlu olacak böyle küçük bir para gibi bir şey. Böyle hiç beklemediğiniz anda bazen maaş artışı olur, bu bazen ikramiye olabilir ama elinize geçecek bir para var. Haneye böyle temiz giren böyle bir para var. İnşallah hani herkesin beklediği varsa, kimin beklediği varsa diyelim ya da o şey de gelir. Şöyle masa başında oturmuş çalışan bir insan var. Etrafınızda siz de olabilirsiniz ya da etrafınızda masa başı çalışan biri de olabilir. Çok fazla böyle hesap kitabının içerisine dalmış gibi. Yani parasal konularda sorun yaşayan biri olabilir bu. Çünkü oturmuş böyle sürekli hesap kitap yapıyor. Maddi bir sıkıntı olabilir. Eğer bu sizinle ilgili bir sıkıntıysa, hani parasal konuda oturmuş hesap yapıyor, işin içinden çıkamıyor gibiyseniz, bir haber alacaksınız. İşinizle ilgili o hani sıkıntıda bazen kendi işiniz olur, bir şeyler böyle ters gitmeye başlar. İşler açılmaz, hep böyle beklediğiniz paralar gelmez gibi bir. Ama bakın üstünde küçük bir at çıkmış. Yani böyle bir kısmete doğru hani böyle bir açılma, bir ferahlama, o hesaptan çıkamadığınız olaylarla ilgili bir gelişme olacak. Sanki güzel bir haber alacaksınız. Bu siz değil, etrafınızda, yakın çevrenizde bir arkadaşınız, aileden biri varsa bildiğiniz o da olabilir ama o kişiyle ilgili böyle sorunlarının çözüleceğiyle ilgili bir haber gelecek. Maddi sıkıntıda olan, bu hesap yapıp hesapların üstesinden çıkamayan kişiye bir haber gelecek gibi sanki. Bir de burada böyle kalabalıkta insanlar, bakın burada da var, dans ediyor. Böyle sanki hepsi hareketli, oynuyor ve bir aradalar gibi çıkmış şurada. Bakın özellikle şurada bir kişi dans ediyor gibi. Eğer ki hanede birisi varsa, böyle flört eden işte gençlerden biri ya da işte hani evlilik, söz, nişan, düğün gibi bir eğlencesi olabilir. Bu sizinle de alakalı olabilir. Eğer kendi düşünüyorsanız uzun zamandır evlilik, söz, nişan, artık bunun için bir adım atabilirsiniz. Böyle bir eğlenceli ortam çıkmış ama bu sizin çocuğunuz, torununuz ya da bir arkadaşınız için de olabilir ama keyifli bir ortama gireceksiniz sanki. Bir evlilik, söz, yakından tanıdığınız birinin mutluluğuyla ilgili ya da sizinle ilgili bir eğlenceli bir ortama gireceksiniz sanki. Bir de bakın etrafınızda şöyle gözleri ve ağzı var sanki. Hep sizi izleyen bir mutsuz bir insan var. Hani böyle etrafımızda bazen enerji vampirleri diyorum ben. Enerjimizi çekerler böyle sürekli. Enerji vampirleri vardır. İşte öyle bir insan çıkmış bir de. Sizin etrafınızda dolaşıyor sürekli. Sanki olumsuz konuşmalarıyla sizi etkiliyor. Siz bu insana karşı biraz artık böyle sıkılıp onu hayatınızdan hani böyle uzaklaştırmak ya da ona hani yeter bu şekilde davranma diyebilirsiniz. Çünkü sürekli böyle mutsuzluğundan bahsediyor. Bazen bu şekilde konuşan insanları engellemek gerekiyor. Çünkü gerçekten enerjiyi düşürüyorlar. Çünkü söylenen sözler artık gerçekliğe dönüşebiliyor bazen. Çünkü ben çok inanıyorum enerjiye, ağzımızdan çıkan sözlerin gerçekten olumlu olması gerektiğine. Çünkü zaten o amaç dualarda da öyle değil midir? Günde 5 defa namaz kılarız, sürekli olumlamalar şeklinde sanki sürekli dua ederiz. Güzel şeyler söyleriz aslında, dileklerde bulunuruz. O yüzden aslında olumlu konuşmak, olumlu şeyleri tekrarlamak gerekirken sürekli etrafınızda olumsuz şeylerden bahseden biri varsa bunu hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Ya da ona artık bu şekilde davranma, yani böyleyse benimle konuşma diyebilirsiniz. Belki de o da kendini toparlar, onun içinde bir farkındalık yaratırsınız. Yine böyle etrafınızda çıkmış ve böyle enerji vampiri gibi mutsuz bir insan dolanıyor gibi çıkmış.
Şurada bir de hanede yakın çevrede böyle yatan rahatsız olan sanki böyle ama psikolojik olabilir böyle sanki emekliyor gibi bakın bir insan çıkmış. Ama aslında şey gibi de değil siz ayaktasınız güçlü o da sanki böyle emeklemiş ayak ucunuza gelip bir şey için yalvarıyor gibi de çıkmış. Hani böyle ayağına yalvarır hani tabiri caizse tabii hani hiç kimse kimsenin ayağına gidip yalvarmaz ama öyle bir şey gibi çıkmış da şimdi dikkatli bakınca bu kişi böyle bir ayakta güçlü duruyor. Şurada da bakın emeklemiş gibi böyle eğilmiş biri diğerinin ayak ucunda duruyor. Birisi varsa eğer hayatınızda size karşı yanlış yapmış biri gelip böyle hani yalvarırcasına sizden özür dileyebilir, ayağınıza kapanabilir. Hani böyle belki siz kabul edersiniz, belki etmezsiniz ama bundan sonrası sizin hani kaderinizi siz belirlersiniz. Ben hep diyorum ya herkes aynı şeylerle karşılaşabilir ama herkesin vereceği tepkiler farklı olduğu için sonuçlar farklıdır. O yüzden bir konu hakkında, bir olay hakkında yapacağınız tavırlar, duruş sizin sonraki hayatınızı şekillendirecek. Çünkü herkes çok olumsuz şeylerle karşılaşabilir. Herkes olumlu şeylerle de karşılaşabilir ama onları nasıl değerlendirdiğiniz ve nasıl adım attığınız çok önemlidir. Sonuçları aslında %50 siz etkilersiniz. O yüzden burada da biri gelip sizden çok pişman olabilir, çok özür dileyebilir, çok üzülmüş olabilir ama ayrıca buradan sonrası sizin vereceğiniz karar. En azından gelmesini düşündüğünüz biri varsa, özrünü beklediğiniz biri varsa o kişi gelecek sanki. Böyle psikolojik olarak böyle çökmüş zaten. Hani üzülmüş, pişman gibi böyle eğilmiş gibi duruyor. Beklediğiniz kişi gelebilir. Onun haricinde bakalım tabağımızda neler çıkmış. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda sanki böyle iki kişi oturmuş arka arkaya ve bir yol alıyor. Sanki hani böyle bir trenin arkasına oturmuş gibi. İki kişi herhangi bir konuda bir yol alabilirsiniz. İşte bu iki kişilik bir arkadaş grubuyla bir gezme olabilir, bir plan olabilir, bir yatırım, bir iş olabilir, yeni bir arkadaşlık olabilir. Ama iki kişi böyle bir konuda arka arkaya birbirinize destek olarak bir yol alacaksınız sanki ve çok hızlı hani böyle çok hızlı gidince insanlar böyle şey olur ya hani rüzgardan şey çıkar böyle hani saçları savrulur gibi çıkmış insanların çok hızlı bir yol alacaksınız yani iki kişi bir şeye karar vereceksiniz belki ama işte bu hani sizin hayatınıza göre değişir bir mal almak isteyebilirsiniz iki kişi kararlaştırıp arkadaşınız ya da eşiniz de çok hızlı gelişebilir bir olay iki kişi işte iki kişilik bir birlikteliktir yeni başlamıştır bir anda evlilik kararına dönüştürebilirsiniz hızlı bir yol alabilirsiniz üniversitede belki okuyorsunuzdur. Hani iki arkadaş bir anda bir eve çıkabilirsiniz ama böyle hani çok hızlı bir yol alacağınız güzel bir gelişme olacak sanki. Ya da işte çocuğunuzla çocuklarınız varsa çocuklarınızdan biri evlenecektir. İşte ona yardımcı olacaksınız. Bir an önce hop her şeyini halledeceksiniz gibi. Destek olarak birbirinizi hızlı bir yol alacaksınız. Bir de böyle devlet dairesi gibi bir yerde, böyle büyük bir bina gibi bir yerden bir haberiniz var. Yani bu kimisi için bir iş başvurusunda bulunduysa olumlu bir cevap olabilir. Kimisinin işte evrak işleri vardır, devlet dairesi ile ilgili sigorta işlemleri, işte askeriyeden beklediği bir kağıt gibi. Ama güzel, beklediği gibi bir sonuç alacak böyle devlet dairesinden. Güzel bir gelişme. Belki de sınav sonuçlarınızı alacaksınız ve diplomanızı alacaksınız. Öğrenciler için gibi ama güzel bir gelişme olacak. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yine olumlamalar yaparak, olumlu cümleler kurarak kapatalım istiyorum. Her şey gönlünüze göre olur umarım. Güzel şeyler düşünün. Güzel şeyler düşleyin. Ben bir kitap okumuştum. Milattan sonra 2150. Gerçekten tavsiye ediyorum. 2150 yılında insanların zihinleriyle nasıl hayatı değiştirebileceklerinden bahsediyor. Biraz ütopik ama gerçekten hani olmayacak, imkansız diye bir şey yoktur ya. Hani olabilir gibi geliyor. Gerçekten olumlu şeyler düşleyin ve düşünün. Her şey gerçek olsun umarım. İlk falımızı tutanlar için falımız bu. İkinciyi niyet edip tutanlar için ki falımıza da açalım bakalım. Neler çıkacak? Şimdi şöyle açınca ilk başta bunda böyle bir sıkıntı yan tarafa toplanmış. Bir şey için çok sıkılmışsınız ama artık biraz böyle içiniz açılacak gibi çıkmış. Ama bir şey için sıkılan biri çıkmış. Hatta öyle ki böyle o sıkıntınızın üstünde oturuyorsunuz ve bakın iki tarafa farklı
bir insan var sanki, iki tarafa farklı yüzü var ve farklı şeylerle uğraşıyorsun. Ya iki ayrı olayla ya iki ayrı insanla. Burada bir hanenin ortasındasınız ama hani bu tarafa dönmüşsünüz, bakın başka biriyle uğraşıyorsunuz ama savaş veriyor gibisiniz. Yani bir şeyin kavgasını veriyorsunuz, bakın böyle. Bu tarafa dönmüşsünüz, başka biriyle kavga ediyorsunuz ya da tartışıyorsunuz ya da bir şeyin kavgasını veriyorsunuz. Hani bu mecazi anlamda kavga etmek de olabilir. Artık böyle çok yorulmuşsunuz. İki kişi arasında, iki olay arasında kalmışsınız. Bazen işle, ev, çocuklarla, eş, işte arkadaşlarla, aile gibi olabilir ama iki tarafa da mücadele veriyorsunuz. Aslında iki taraf için uğraşırken yıprandığınızı düşünüyor olabilirsiniz ve aslında kendinizi hissettiğiniz duygu şu bence. Hani iki tarafa da yaranamıyorum. Çünkü hep böyle bir kavga edermiş gibi çıkmış. Özellikle bir taraf daha çok üstünüze geliyor gibi. Bakın böyle şurada karşınızda bir insan, burnu da çok karakteristik gibi çıkmış. Ve sürekli sizle böyle tartışma gibi konuşuyor. Yani hani normal konuşmuyor da hep böyle sizin üzerinize geliyor gibi. Bir konuda sizi çok fazla darlıyor olabilir. Böyle sözleriyle, tartışmalarıyla böyle bir mutsuzluğunuz çıkmış. Bir şey hakkında hani böyle ortada kalmışsınız. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz gibi. Bir sıkıntı durumu çıkmış ama gelin görün ki bakın böyle ilerleyen zamanlarda biraz rahatlayacaksınız. Zaten şöyle içinizde de bir açılma olmuş ufak ufak. Şuradan devam edelim. Şöyle içinizdeki sıkıntıyla birlikte bakın şurada tek başına hareket eden, yol alan bir böyle ruh gibi, böyle hani nasıl diyeyim, silüet şeklinde çıkmış. Ruhen yani bu. Psikolojik olarak biraz kendinizi şeye çekeceksiniz. Sanki ihtiyacınız da var. Böyle çünkü çok ya kaos ortamı ya böyle kafanız karışık, insanlarla aranızda bir gerginlik, böyle bir şeylerin içerisinde kalmışsınız ve yalnız kalmaya ihtiyacınız var gibi. Biraz yalnız kalırsanız eğer kendinizi toparlayacaksınız. Biraz böyle yalnız kalmak demek hani bazen ara ara birkaç saat bile olsa gün içerisinde kenarıya çekilip düşünmek, sakin kalabilmeye ihtiyacınız var bence. Olayları çok fazla düşünmeyin. Olaylardan biraz uzaklaşmaya çalışın. Çünkü olaylar tartışmalarda öyledir ya, tatlıdır. Tartıştıkça, bağırdıkça daha çok bağırırsınız. O işin içine girince çıkamazsınız. Biraz uzaklaşın, bir geri adım atın, bir sakinleşin. Ondan sonra bakış açınız ve olay bile değişik geliyor gözünüze. Biraz böyle uzaklaşacaksınız. Biraz böyle rahatlama bir dönemi olacak sizin için. Size iyi gelecek. Yani o size iyi gelmeyen insandan da uzaklaşabilirsiniz, insanlardan, ortamlardan da uzaklaşabilirsiniz. Güzel bir haber alacaksınız. Bir kuş var. Bir yerden bir haber bekliyorsunuz. Yani işte işle ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Bir haber bekliyorsunuz. Sanki o haberi alınca biraz rahatlayıp hiçbir şey umursamayabilirsiniz. Her şeyi öteleyip biraz kendi enzivanıza çekileceksiniz. Bakın sonrasında çok daha güçlü. Gördünüz mü? Kollarını kaldırmış, güçlenmiş biri olarak. Sanki insanın kafası ve güçlü kollarını kaldırmış. O güçlü kollarını kaldırdığı yerde de sanki iki insan tekrar var. Yani hayatınızdaki o insanları çıkartmayabilirsiniz. Yine devam edebilirsiniz aynı kişilerle ve aynı olaylarla. İşte eş, aile, işte çocuklarla, işte başka işiniz arasında. Hani böyle hep mücadele ettiğiniz, yorulduğunuz şeyler varsa yine onlarla birlikte devam edeceksiniz. Ama güçlenmiş olarak. Sanki böyle bir level atlama durumu var. İki taraf yine olacak ama artık insanlar sizin üzerinize gelmeyecek. İşte belki de doğru yerde doğru tepki vermeyi öğreneceksiniz. O yüzden onların da bakış açıları ve size yaklaşımları değişebilir. Ben hep diyorum ya, bir olay varsa sizin üzerinize çok fazla geliyorlarsa burada %50 sizin de suçunuz olabilir. Çünkü siz onlara çok fazla taviz veriyor olabilirsiniz. Doğru yerde doğru zamanda dik durmayı bilemiyor olabilirsiniz. Kendinizi de sorgulayın. Biraz uzaklaşın ve sonra hani böyle daha güçleneceksiniz sanki. Ve insanlarla iletişiminiz, olaylar düzelecek, rayına oturacak gibi çıkmış burada. Burada böyle bir şey için böyle beyni yanar gibi bir insan çıkmış. Etrafınızda biri var, çok fazla bir şey düşünüyor. Siz de olabilirsiniz ama artık böyle beyni yanmak üzere gibi çıkmış. Böyle çok aynı şeyleri düşünüyor ve biriyle ilgili, yani o kişinin karşısında biri var ve onu sanki böyle zorla olumsuz bir şeye çekmeye çalışıyor. Yani o yüzden belki de kararsız ve düşünüyor. Bakın burada güçlü biri var, o kişiyi de çekiyor kendine doğru. Ama bu kişi yapmak istemiyor bazı şeyleri ama onun zoruyla yapıyormuş gibi, o yüzden de bir mutsuzluk çıkmış. Yani birinin zoruyla bir şeyler yapılınca tabii ki de mutsuzluk olur. Eğer etrafınızda varsa sizin öyle sizi çok fazla şey yapan, böyle kendi tarafına doğru çeken ve bir şeyleri yapmaya zorlayan biri varsa bu da sizi rahatsız ve mutsuz ediyor olabilir ama siz değilseniz de yakın çevrenizde böyle birini duyabilirsiniz. Gelip size anlatabilir. Birinin bir konuda onu zorladığını ve mutsuzluğunu anlatabilir. Bu konuda belki de şey yapmak lazım.
sizseniz eğer çok fazla taviz vermemeniz gerekebilirdi. Biraz böyle karmaşık çıkmış bu fal açıkçası. Bir canınızın sıkıldığı ama demek ki bir süreçten sonra güçleneceğiniz, olayları rayına sokacağınız bir durum da çıkmış aslında. Gizli saklı bir konuşma yapmışsınız biriyle böyle. Bakın böyle bir konuşma, biri size gelip bir sırrını anlatmış olabilir ya da siz gidip gizli bir şeyinizi birine anlatmış olabilirsiniz. Hani böyle hiç kimsenin duymasını istemediğiniz bir konuşma gerçekleşmiş ya da hiç kimsenin görmesini istemediğiniz biriyle görüşmüş, konuşmuş olabilirsiniz. Gizli böyle bir olayınız var. Bu olayla ilgili başka biri sizin konuştuklarınızı duyabilir. Çünkü bir kişi daha burada kulak vermiş, sizi dinliyor gibi çıkmış. Dikkat edin, sır verecekseniz birine, kime verdiğinize dikkat edin. Sonradan ayyuka çıkar, başkaları duyabilir, sonra mutsuz olabilirsiniz. Ya da işte biriyle görüşürsünüz ama kimsenin görmesini istemediğiniz biridir. Hani onunla görüştüğünüzü görsün, duysunlar istemeyebilirsiniz ama bir kişi böyle etrafınızda dolaşıyor. Ya konuştuklarınızı duyabilir, ya görüştüğünüzü duyabilir. Sonra böyle sizinle ilgili olumsuz şeyler konuşabilir çünkü ağzını açmış size doğru bir şey söylüyor. O olumsuz bir şey söyleyip canınızı da sıkıyor olabilir. Ya olmuş da olabilir bu olaylar belki. Biraz böyle nedense bu fal karışık çıkmış dediğim gibi ama ilk başlarda çok karışık, yani şu an için çok karışık olabilir. Sonrasında dediğim gibi inzivaya çekilip bir güçlenme dönemi var. Ama bir kafa karışıklığı, bir gizli olaylar, bir karmaşa, birinin sizin hayatınıza müdahale ettiği ya da çok yakınınızda birinin hayatına belki müdahale ediliyor ama böyle bir durum çıkmış. Doğru olanı yapacak kişi sizsiniz. Bence hani bu falan özeti bu. Çok fazla hani daha fazla bir şey görmek istemiyorum. En güzeli de şurada tekrardan güçlenmiş biri var. Biraz zamana ihtiyacınız var diyebilirim. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Hayatta hepimizin başına her şey gelebiliyor ama dediğim gibi duruşunuz çok önemli. Nasıl tepki verdiğiniz çok önemli. İşte biraz inzivaya çekilip o durumu toparlayacaksınız bence. Bu karmaşık durumu kendi ellerinizle toparlayacaksınız. Düşünerek, yalnız kalarak biraz temiz çıkmış. Bakalım tabağımızda sonuç olarak neler çıkmış. Bakın tabakta çok temiz çıkmış, çok güzel ama bir şey için çok gözyaşı döküyorsunuz. Ama ayak çıkmış. Bakın tertemiz bir ortamda ayak basacaksınız. Bir şey için artık sizin dediğiniz olacak şekilde direteceksiniz. Bu hayatınızla ilgili olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir. Bir şey, her ne varsa bu, siz direteceksiniz ve sizin istediğiniz gibi olacak. Ayak basacaksınız ve bundan sonrası öyle olacak. Böyle 2-3 kişi kalabalık bir ortamda ayakta güçlü ve dimdik kalacaksınız. Bu yalnızlığı olmayacaksınız. Hani yine böyle kalabalık içerisindesiniz. Bu fal hep böyle bir kalabalık, sorumluluklar, başkalarına karşı problemler vardı ama bakın burada bir sükunet ortamı ve artık yine ortadasınız. Yine etrafınızda insanlar var. Bu fal hiç yalnızlık değil. Tam tersi böyle bir hep etrafındaki insanlar ve karmaşa gibi çıkmıştı ama bakın sonunda herkes sükunete varmış. Herkes böyle rahat, yine siz ortadasınız. Yine etrafınızda insanlar ve olaylar. Yine bir şeylerin arasına kalabilirsiniz ama bu sefer daha huzurlu, daha temiz çıkmış. Belki de işte o direteceğiniz, sizin istediğiniz şekilde olayları değiştirebileceğiniz bir durum gerçekleşecek. Sonuç olarak öyle çıkmış çünkü. Sonra da bir huzur çıkmış. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Güzel, olumlu düşünerek bitirelim yine falımızı ama gerçekten karmaşa içerisinde çıkan bir fal ve sonuç temiz çıktı gerçekten. Bir şey için çok sıkılıyor, mücadele ediyor olabilirsiniz. Dilerim mücadelelerinizin sonunda kazanan siz olursunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.